Merhaba arkadaşlar, Köfteyle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu cins kediler ve sokak kedileri. Kedi sahiplenmek isteyenlerin düşündükleri konulardan biri. Sokak kedisi mi almalıyım, cins kedi mi almalıyım? Hem sokak kedileriyle hem de cins kediyle gittik geçirmiş birisi olarak bu konudaki tecrübelerimi ve biraz okumalarımdan edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, bu konuya başlamadan önce mutlaka değinilmesi gereken, hatta altı çizilerek değinilmesi gereken bir konu var. O da şu: kediler ve diğer evcil hayvanlar kesinlikle ticari mal değildir. Parayla alınıp satılamazlar. Satın alınan her hayvan onların uygunsuz, dar, sağlıksız ortamlarda ilgisiz ve sevgisiz ve hatta bazen de kötü muamele görerek tutulmasına destek sağlıyor. Biz satın aldığımız cins kedimizi severken şık Instagram fotoğrafları vereceğiz diye o hayvanlar o acıları çekmek zorunda kalabiliyorlar. Evimize gelen misafirlere pahalı İran kedimizi göstereceğiz diye bu sektörü, bu çirkin sektörü beslememeliyiz. Ne kadar az yatırımla ne kadar kar elde ederse bu işin ticaretini yapanlar için o kadar iyi. O yüzden hani bir sevgi göstereyim, işte iyi bakılsınlar, iyi mamalarla besleyeyim veya geniş alanlarda onların konforunu sağlayacak şekilde tutayım gibi düşünceler onlarda kesinlikle yok. Ben inanıyorum ki hiçbir insan bu sektörü beslediğinin bilincinde olarak kedi satın almaz. Bu konuda biraz bilinç eksikliği olduğunu düşünüyorum. Her alınan, her satın alınan kedide bile bu sektör az veya çok destekleniyor. Veya cins köpeklerde veya işte köpeklerde. Yani burada satın alınması bu işin ticaretini destekleyen bir durum. Biz ne kadar satın almazsak, ne kadar sahiplenirsek bu sektörde gittikçe zayıflayarak yok olacaktır. Bunu nasıl biz oluşturduysak, işte kedi satın alarak, özellikle cins kediler, cins köpekler satın alarak bu sektörü biz bu hale nasıl getirip büyüttüysek, aynı şekilde satın almayarak da gittikçe küçülüp yok olmasını sağlayabiliriz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, satın almayın, sahiplenin. Burada şöyle bir şey söyleyebilirsiniz ve haklısınız da. Hani sokaktan sokak kedisi sahiplenmek iyi, hoş, güzel, kolay da ben cins kedi istiyorum. Cins kediyi nasıl satın almadan sahiplenebilirim? Bunu sorabilirsiniz. Bu noktada size sosyal çevrenizi kullanmanızı öneririm. Mesela bizim Köfte'yi sahiplenmemiz bu şekilde oldu. Kızımın bir arkadaşının kuzeninin yavru kedisiydi Köfte. Diğer kardeşleriyle birlikte sahiplendirilmek isteniyordu. Bir tanesi de bu şekilde bizi buldu. Sosyal çevrenizi kullanabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada kedi sahiplendirme platformları var. Onları takip edebilirsiniz. Onlara üye olabilirsiniz. Orada her zaman olmasa da zaman zaman cins kediler de ücretsiz sahiplendirilebiliyor. Onları takip ederek bu şekilde siz de kedi sahiplenebilirsiniz. Şimdi burada cins kedilerden bahsetmişken, zaten videomuzun konusu bu: cins kedi mi, sokak kedisi mi almak daha uygun olur, daha iyi olur vesaire. Burada cins kedilerle ilgili mutlaka ve mutlaka söylenmesi gereken acı gerçekler var arkadaşlar. Arkadaşlar, kedi ırklarının bazıları fiziksel olarak gözümüze çok güzel görünüyor. İçimizde bir sempati uyandırıyor. Alıp böyle kucağımıza sevmek istiyoruz. Ve bazılarının işte tombullukları, yuvarlak yüzlü oluşları veya basık yüzlü oluşları, kalın kuyruklu oluşları veya kısa, küt, tombul bacaklı oluşları veya alışılmış kedi figüründen çok daha farklı figürü olan kediler var. Çok ilgimizi çekiyor böyle. Nasıl değişik bir kediymiş, aa falan yapabiliyoruz. Bunlar gayet normal şeyler. Bunlara ilgi duyabiliriz. Bunları merak edebiliriz. Bizim de olsun isteyebiliriz. Ama burada bilinmesi gereken çok acı bir gerçek var arkadaşlar. O da şu ki, cins kedi demek
kalıtsallı, yani genetik hastalıklar demek. Bu neden böyle veya hep mi böyle? Bundan biraz bahsedeyim. Benzer genetik yapıya sahip kedilerin sürekli birbirleriyle çiftleştirilmesiyle yapay olarak elde edilen bu cins kedilerde genetik hastalıklar daha sık görülüyor. Sokak kedilerinde ise çiftleşmedeki çeşitlilikten dolayı genetik çeşitlilik de oluştuğu için onlarda genetik hastalıkların görülme olasılığı cins kedilere göre çok daha düşük. Bazı kedi ırklarına karşı olan bu ilgimiz, merakımız, sevgimiz maalesef çoğu zaman onlar için acılarla, sağlık sorunlarıyla geçecek bir ömür anlamına geliyor. Bu konuda birkaç örnek vererek durumun ne kadar ciddi olduğundan size bahsetmek istiyorum. İlk olarak Scottish Fold'lardan bahsetmek istiyorum. Scottish Fold ırkı kediler kıvrık kulakları ile meşhur. Fakat sadece kulak kıkırdaklarını değil, vücutlarındaki tüm eklem kıkırdaklarını ve kemiklerini bozan bir hastalığa sahipler. Bu hastalık şiddetli ve ağrılı kireçlenmelere neden oluyor. Ömür boyu bu ağrılı hastalığı çekmek zorunda kalabilirler. Hastalık ilerledikçe kemikler birbirine kaynar ve hareket etmek çok zor ve ağrılı olabilir. Bazı durumlarda hastalık yavru daha birkaç haftalıkken başlar ve kedi hastalığı çok daha şiddetli ve acılı yaşayabilir. Bu nedenle küçük yaşta uyutulan kedi sayısı çok fazlaymış maalesef. Okuduğum bir araştırmaya göre sadece ebeveynlerden birinin Scottish Fold olması bile yavrularda aynı sorunlara neden olabiliyormuş. Bu yüzden birçok ülkede Scottish Fold ırkının üretilmesi yasaklanmış durumda. Pek çok insan bunları bilmeden Scottish Fold cinsi kedi sahiplenmiş olabilir. Buradaki amacım kesinlikle kimseyi yargılamak değil. Tek amacım bu bilgilerin daha çok insana ulaşması. Özellikle bu bilgilerin kedi sahiplenmeyi düşünenlere ulaşmasını çok isterim. Çünkü öyle inanıyorum, öyle düşünüyorum ki vicdan sahibi hiçbir insan Scottish Fold'ların yaşadıkları bu sıkıntıları bile bile onların üretilmesine katkı sağlayacak adımlar atmazlar. Bir diğer kurban ırk da İran kedileri. İran kedileri birçok kalıtsal hastalık ile tamamen dış desteğe muhtaç olarak yaşarlar. Basık yüzlü olduklarından çene deformasyonu, diş hizasının bozukluğu, ısırma ve yutma problemleri ve diş hastalıkları yaşarlar. Küçük burun delikleri nedeniyle solunum problemleri yaşarlar. Gözyaşı kanalları deformedir ve burunu açılamadığı için sürekli göz akıntıları olur. İran kedilerinde polikistik böbrek hastalığı, kalp duvarının kalınlaşması hastalığı ve kalça çıkığı görülme sıklığı daha fazla. İran kedileriyle Siyam kedilerinin çiftleşmesiyle oluşan Himalayan cinsi kedilerde de İran kedisinde görülen genetik hastalıkların bir kısmı görülebiliyor. Köftenin sadece babası Himalayan cinsi kedi olduğu halde Himalayan kedilerine ait bazı dezavantajları köftede yaşıyor. Arkadaşlar, liste maalesef uzun. Birçok örnekleri var. Bunları internette bulup, okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi cins kedi demek kalıtsal hastalık demek. Bu sadece kediler için geçerli değil. Köpeklerde de böyle. Cins köpek demek daha çok kalıtsal hastalık demek. Tabii ki bu demek değildir ki her sahiplenilen cins kedi bir kalıtsal hastalığa mutlaka sahiptir ve ömür boyu onunla mücadele etmek zorundadır. Biz de bu mücadeleye ortak olmak zorundayız. Veya şu demek de değildir. Sokaktan alınan, sokaktan sahiplenilen her kedi çok sağlıklıdır. Asla genetik hastalıkları yoktur demek değildir. Burada ben ihtimallerden bahsediyorum ve bu ihtimallerin arkasında bulunan bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Arkadaşlar, sokak kedisi mi, cins kedi mi sahiplenmeli konulu videomda bahsetmem gereken önemli bazı konular daha var. Fakat çok uzun bir video olmasını istemediğimden
Diğer konuları, kalan konuları ikinci bir videoda hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik diğer videomda görüşmek üzere diyorum. Kediniz ve siz sevgiyle hoşça kalın. Köfte. Köfte bakalım biz çıkıyoruz köfte. Yakışıklı oğlum benim.